Sohbetleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler, 3-9 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, evet Güneş Koç burcunda ilerliyor, Mars Boğa burcunda hareketini sürdürüyor ve 21 Nisan'a kadar devam edecek. Bu dönemde biraz yaşamımızda böyle elle tutulur değerler, mal varlıklarımız, maddi güvenliğimiz, paramız, kazançlarımızla ilgili konularda daha mücadeleci olabiliriz ya da daha fazla bu alanlarda hırs yapabiliriz, tutkularımız öne çıkabilir. Venüs'ün retrosu da devam ediyor. Bu hafta 3 Nisan'dan itibaren Koç burcundan ayrılıp Balık burcundaki retrosunu sürdürecek ve 15 Nisan'a kadar da Venüs'ü Balık burcunda göreceğiz. Retro pozisyonda Koç burcunda daha zararlı bir durumdaydı. Kuşkusuz Balık burcunda retro da olsa yüceldiği ve rahat ettiği bir burçta olduğu için birçoğumuza aslında hoş sürprizler de getirebilir burada. Balık, Venüs fayda da sağlayabilir. Özellikle ilişkiler, romantik konular, sanatsal ve yaratıcı çalışmalarda Venüs Balık burcunda daha olumlu bir etkide olacak bu dönemde. Özellikle yengeç burçları, akrep burçları daha fazla Venüs'ten fayda sağlayabilirler. Evet, ayın 6'sında Satürn 27 derece yay burcunda retro harekete geçiyor ve 25 Ağustos'a kadar da bu retro devam edecek. Satürn retrolarında biraz daha böyle Satürn'ün özellikle bu dönemde yay burcunda ilerlediği noktalarda hayatımıza soktuğu yeni yapıları biraz gözden geçirmemiz gerekebilir. Satürn disiplin demek, sorumluluk demek, iş demek, çalışma demek. Yeni temeller atmak, yapılar kurmak demek. Şimdi Satürn retro döneminde yaptığımız bu çalışmaları gözden geçirmemiz için bize bazı imkanlar sunabilir. Tabii bu gözden geçirmeleri yaptığımızda onları daha da içselleştirebiliriz. Daha da iyi öğrenebiliriz örneğin. Eksiklerimizi tamamlayabiliriz. Sağlam temelleri oluşturabiliriz. Ve Satürn ileri harekete döndüğünde bunları biraz daha güçlendirebiliriz. Hazırladığımız haftalık videoları lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.